Evet, soğuk Alperen'den hepinize bir akşamın karşınızda. Söz verdiğim gibi 300 bin aboneye özel sizlere mükemmel bir brosa tatlısı yapacağım. Bunu yapınca şu sayesi parmaklarınızı yiyeceksiniz. Mükemmel bir şey. Ve malzemeler aşırı ucuz. Evinizde olmayan sadece iki şey vardır bence. Ve belki onlar bile vardır. Hemen size bunları söylüyorum. Birisi kedi dili. Çok ucuz bir şey. Market ekmek sualesi. 5,5 liraya aldım bunu. Ve diğeri ise krem şanti. Çoğunuzun evinde vardır bence bu. Ama genelde belki yoktur diye bunu da koydum olmayanlar listesine. İki şeyden birisi de bu. Bu da 4 lira falan. Ama evinizde varsa gerek yok almanıza. Yani şu olsun yeter. Kedi dili. Asit ya. Kedi dili. Cidden 300 bin kişi olduk ekmek sualesi. Ailemiz şu anda 300 bin kişilik. Devasa bir şey. Cidden çok çok mutluyum. Hepinize bu ailenin bir parçası olduğunuz için çok teşekkürler. Keşke bu tatlıdan hepinizin ağzına böyle hap diye verebilsem. Ama tabii ki de bunu size ekrandan uzatamayacağım için sizlere bunu nasıl yapacağımı gösteriyorum Exo ailesi. Bence çok beğeneceksiniz. Ve eğer hala aranızda izleyip de Exo ailesinin parçası olmayan varsa bütün altta kırmızı abone oluşuna basmayın. Yani bizim için açmayı unutmayın. Bunu yaptığınızda beni çok çok mutlu ediyorsunuz. Ve 400 bin aboneye geldiğimizde de çok manyak video gelecek. Haberiniz olsun, çok beğeneceksiniz onu da Exo ailesi. Kısa süre içinde de ailemiz 400 bin kişi olacak. Buna da eminim. Ailemiz çok hızlı şekilde büyümeye devam ediyor. Abone olan, destekleyen, Exo ailesinin parçası olan herkese çok teşekkürler. Ve şimdi malzemelerimiz şunlar. Birazcık yoğurt. Vuh! Bir yoğurt, evet. Bu kadar. Bir tatlı için niye yoğurt gerekiyor ya? Diyebilirsiniz. Ama korkmayın, yoğurt tatlı çok güzel yapacak. Birazcık yoğurt gerekiyor. Ve tavuğun poposundan çıkmış yumurta. Evet. Yumurta. Olmadı. Yumurta. Yumurta. Niye dönmüyor bu? Yumurta. Evet, eksperesi. Yumurtalar dönmüyormuş. Ama yumurta gerekiyor. Ve söylediğim gibi kedi dili alıyorsunuz. Sen yumurta ve yoğurt evde vardır, o yüzden söylemedim onları. Ama şu an sayıyorum. Bunu da söylemiştim. Benim şanti. Ve birazcık şeker. Bu da evinizde vardır bence. Toz şeker. Basit. Şeker şeker. Ve en sonunda birazcık kahve kullanacağız. Bu kadar basit. Malzemeler çok kolay. Yapması kolay. Ama lezzeti mükemmel bir şey. Şimdi bu tatlı çok güzel olacağı için sualesi ben kendime çok fazla yapacağım. Ama siz kendinize eğer normal miktarda yapmak istiyorsanız bu video içinde yaptığım her şeyin sadece yarısını yapın yeterli. Aynısının yarısını. Mesela ben bir tane kedi dili yerine 2 tane kullanacağım. Evet, 2 tane. 2 tane. Çünkü çok yemek istiyorum o yüzden. Ama normal miktarda isteyenler bir tane kullansınlar. Ben ayı gibi yiyeceğim için. Çok istiyorum. Bir krem şanti yerine 2 tane yapacağım. 2 yumurta yerine 4 tane yapacağım. Tavuğun poposundan çıkmış yumurtalar. Dönün. Hadi dönün hadi. Dönmüyorlar. Neden? Neden? Şimdi başlıyorum mükemmel brosa tatlımızı yapmaya. Kaseyi buraya koydum. Bir yumurtayı aldım. Ve şimdi sualesi bu sihri iyi izleyin. Yumurta kırma sanatı. Hain yumurta. Seninle savaşımız bitmedi. Seni öldüreceğim. Hayır. Şansın be. Eksualesi bunu kırabilir mi kafamda? Hissediyorum bunu. Kanıyor şu anda eksualesi. Bakın eksualesi onu kırdım. Şu anda savaşı ben yendim. Bakın kafama. Kafam sağlam. Yumurta kırık. Yani ben yendim savaşı. Yumurta eksualesi şu anda ayırıyorum birazcık. Bakın tırnaklarımla onu kırıyorum gördüğünüz gibi şu an. Niye? Çünkü onu kırmamız gerekiyor. Ve sonra tutup onu ikiye ayıracağım. Bakın eksualesi. Burada elimle ikiye ayırıyorum buraya. Hop. Yumurtamız burada. Mis. Yumurta savaşı kaybetti. Ya öldüm ya. Ölürsün tabii ki, şansın yoktu. Şapla vururum ha. Bunu çöpe atıyorum. Bir şeyler kırıldı arkada. İkinci yumurta. Bununla savaşmayacağım. Sen iyi bir yumurtasın değil mi? Ben çok iyi bir yumurtayım. Seni direkt ben kırıyorum ben. Olur mu? Olur abi olur. İkinciyi de koyuyorum buraya. Şöyle hop koydum eksalesi. Bu ne uzuyor bu? Tamam hallettik. Bunu atmayacağım. Sakince koyacağım. Az önce bir şeyler patladı arkada. Üçüncü. Üçüncüyü de koydum. Abi ben konuşacaktım ya. Niye hemen kırdın beni? Benim bir ailem vardı. Üzülme evlat. Şimdi senden çok güzel bir tatlı yapacağız. Ha tamam abi o zaman. Evet mutlu olması gerekiyor. Çünkü o bir tatlı olacak artık. Bir yumurta değil. Artık bir tatlı. Artık bir anlamı olacak bir yumurta. Bunu atmıyorum. Bunu da koyuyorum. Dördüncüyü de koyuyorum buraya. Hadi bakayım. Aha hop koydum. Ulan ben bir pro muyum? Bütün yumurtaları mükemmel koydum. Ustaşçı. Exo Alperen. Tamam hadi bunu atıyorum. Bir şeyler daha kırıldı. Sıra geldi ikinci kaseye. Ve şimdi Exo Alperen'si şu anda bir hata yaptığımı fark ettim. Çünkü yumurtaları bu kaba kırdım. Yanlış kaba kırdım. Ya bu sizin için bu sorun değil ama şu an benim için bir sorun. Hemen bunları buraya aktarıyorum şöyle. Bakın Exo Alperen'si döküyorum. Kabdan kaba yumurta aktarımı. Bakın Exo Alperen'si. Böyle bir aktarım yok. Aa gidiyoruz oraya. Uyuu. Çok güzel. Çok mutluyuz. Yumurta havuzu. Çok mutluyuz. Evet Exo Alperen'si. Yumurtalar çok mutlu. Çünkü artık yeni evlere gittiler. Şimdi yapacağım sihri iyi izleyin. Yumurtanın sarısını beyazından ayıracağım. Nasıl mı? Şöyle. Petri şişeyle. Evet Exo Alperen'si. Herhangi bir petri şiş olabilir. Fark etmez. Küçük, büyük. Önemli değil. Bakın bunu alıyorum. Sıkıyorum Exo Alperen'si. Ve sonra
Lop diye alıyor. Gördünüz mü? Parasını aldım şu an. Ve buraya yeni yuvasına bırakıyorum onu. Lan eski evim daha iyiydi ya. Yine sıkıyorum. Lop bunu da aldım. Hadi bakalım. Gördünüz mü şahesi? Bakın sihir yapıyorum burada. Sihir. Sarısını beyazından ayırıyorum. Ben bir yumurta prosuyum. Sıktım. Hop aldım. Çok eğlenceli izlemek. Çok eğlenceli. Bunu da buraya koyuyorum. Hop. Ve son minik yumurta. Seni de alıyorum. Korkma yumurtacık. Beni de al abi. Beni de al. Yalnız kaldım burada ya. Korkma. Hop. Bak geldim. Lop diye aldım. Aa. Gittim. Korkma ya. Sakin ol. Gel içeri hop. Evet. Onu da aldım ekşi ailesi. Bunu buraya koyuyorum. Bakın. Yumurtaların bütün sarısını beyazından ayırmış oldum. Bakın. Şimdi yumurtanın beyazını... Dökülüyor da az daha. Atmayacağım. Sakin ol. Yumurtanın beyazını koyduk başka bir yere. Onu sonra kullanacağız. Sarısı ne sualesi? Şeker atıyoruz. Bunun için bize bir çorba kaşığı gerekiyor. Aha geldi. Ve söylediğim gibi sualesi. Bu video için yapacağım her şeyin yarısını yaparak daha normal seviyede bir tatlı yapabilirsiniz. Ben çok yapmak istediğim için 4 tane kırdım. Siz 2 tane yumurta kırın ve atacağım şekerin yarısını atın. Böyle yapabilirsiniz her şeyi. Şimdi ben 4 yumurta kırdığım için tam 7 kaşık şeker atacağım. Şekerimi aldım buradan. Hop bakın. 1 kaşık. Bing attım. Aha kar yağıyor ya. Oley oley kar yağıyor. Tatil oldu okullar. Kar değil o şeker. Ne şeker abi? Kar bu ya. Okullar tatiller hala. Lan yumurtalar ya. Evet ekşi okullar tatil oldu sandık herizler. Kar sanıyorlar şekeri. İkinci kaşık hop. Üçü de atıyorum. Bakın kar yağıyor. Oley kar. Dördü atıyorum. Hop dört. Beş. Altı hızlı attım bak ha. Ölmeyin. Ve bu da yedinci hop attım. Sen bir kaşık vardı içinde. Bitti. Bakın karlı yumurta. Okullar tatiller hala. Sizi severim bak. Çok tatlı bir şeysiniz siz ha. Ve şöyle şimdi bu minik tatlı yumurtaların öleceklerine haberi yok. Çünkü şimdi ölecekler. Onları şekerle karıştıracağız. Patlatıyorum ekşi onları bakın. Onları şu an patlatıyorum ve şekerle karıştırıyorum. Ne oluyor? Yumurtalar şekerle karışıyorlar. Neler oluyor burada? La. Hayır, okullar tatildeymiş. Ekşi bakın. Onları böyle bir krem haline getiriyorum. Çünkü onlar tatlımızın kreması olacaklar biraz sonra. Katacağımız diğer malzemeler çok güzel olacaklar. Şu an biliyorum çiğ yumurtayla şeker garip geldi size ama korkmayın çok güzel olacak. Bakın hop şu anda ne oldu? Aha jelibon gibi oldu. Bu ne böyle? Dondurma gibi oldu. Sanki bir meyve suyu oldu. Ne oluyor? Şekerli yumurta. Hop 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 hop. Bunu yemek istiyorum ben. La. Bırak. Yeme daha hazır değil. Şimdiden harika gözüküyor tatlımız. Şaka yapıyorum daha hızlı değil sualesi korkmayın. Beşindeki sualesi yoğurt koyacağız evet. Biliyorum hala çok garip geliyor. Çiğ yumurtanın sarısı, şeker ve yoğurt. Bu ne böyle ya? Korkmayın sualesi. Çok güzel olacak. Yoğurdu açıyorum. Açıl yoğurt üstüme açıl. Abi beni açma açıyor. Hop korkma oğlum bak açıldığını işte. Sualesi çok güzel kokuyor. Azıcık yalayacağım. Ben denemeyeceğim tatlıyı. Yoğurdu yalayacağım. Yoğurt çok güzel sualesi. Çok beğendim. Yoğurt. Hayatın anlamı. Bunun büyüsünden çıkmalıyım. Şimdi 500 gram yoğurt. Ama çok yapacağım için. Siz 250 gram koyabilirsiniz. Alıyorum buradan yoğurdu. Beni kapatıyorsun abi. Korkma oğlum sen tatlı olacaksın. Ve bunu atıyorum içine. Şimdi bu yoğurtla yumurtayı karıştırıyorum. Böyle çorba gibi karıştırıyorum bakın. Burada bir çorba oluyor. Garip bir çorba. Bu nasıl bir tatlı? Böyle tatlı mı olurmuş ya diyebilirsiniz ama korkmayın. Mükemmel olacak. Her kaşıktan sonra karıştırıyoruz ekşi yoğurdu. Karıştırmazsak yoğurt liderliğiyle geçirir ve yumurtayı döver. Dövmesin diye ufak ufak atıp karıştırıyoruz. Ufak ufak atın ekşi ailesi. Bu kadar büyük atmayın. Çek değildi sus. Şimdi ekşi ailesini karıştırıyorum bakın çorba oluyor burada. Çorba oluyor. Çorba. Bakın ekşi ailesi artık kıvama geliyor ufak ufak. Farklı bir şey haline geliyor. Görüyor musunuz şu kıvamı bakın. Kıvama bakın ekşi ailesi. Çok güzel. Biraz daha. Bu kadar çok yoğurt size atmayın ben atıyorum ama. Ne oluyor bombalar düşüyor. Evet yoğurtlarımızı attık. Karıştırmaya devam ediyoruz. Hop çok yoğurt. Daha çok yoğurt. Daha çok yoğurt. Daha çok lezzet. Bakın artık ekşi ailesi bu şeker ve yumurta yoğurtla birleşince artık bir krem haline gelmeye başladı. Bakın bir krem oluyor şu anda. Görüyor musunuz? Krem oluyor artık bu. Ve artık muhtemelen daha fazla yoğurt gerekmiyor. Bu yoğurt yaklaşık 1 kilo. Yani 900 gram ama 1 kilo sayılır. Yarısını attım mı? Düş! Reklam düştü ya bu ne? Düştüm abi. Aferin sana. Daha çok. Düş dedim. Bütün yoğurtlar düşsün. Bütün yoğurtlar düştü. Ve şimdi daha çok karıştıracağız. Ne oluyor? Duramıyorum. Oha ateş çıkıyor artık. Çok ısındı karıştırmaktan. Karışımımızı iyice karıştırdığımıza göre ve artık hazır olduğuna göre ben ekstra olarak bir lezzet malzemesi atacağım sualesi. Sizin atmasanız da olur. Ben sadece kendim sevdiğim için atacağım. Eğer istiyorsanız veya evinizde varsa siz de atın. Sadece çok ucuz bir şey. Ve işte bu. Evet jelatin ekstra sualesi.
1,5 TL fiyatı var. İsterseniz alın, isterseniz almayın. Veya evinizde varsa kullanın. Soruyor. Ama atmasanız da tatlı gene aynı oluyor. Çok değişen bir şey olmuyor. Ben sadece ekstra bir lezzet katsın diye bunu koyacağım. Paketini şak! Tek seferde açarım. Ben bir ninja mıyım? Bu jelatini bir kaba dökeceğim. Şekerle attığım kap. Oo, bunu döküyorum ekstra ailesi hepsini. Oo, dökül. Evet ekstra ailesi. Hepsi içinde bakın. Ve şimdi bu minik tozu ıslatmak için. Bu birazcık ağırmış. Sıcak su dökeceğim. Bakın böyle ekstra ailesi. Çok az dökeceğim ki ıslansın diye birazcık. Çok azıcık döktüm gördüğünüz gibi şu an. Bu minik tozu suyla karıştırıyorum. Onu karıştırıyorum ki böyle ıslak olsun, daha güzel olsun diye. Çok hızlı karıştırıyorum. Aa, ateş çıkıyor. Uhu. Ve şu anda bu hale geldi bakın. Uzuyor. Kendimi tutmalıyım artık. Çok acıktım, bu tatlıyı yemek istiyorum. Kafayı yiyeceğim kafayı. Çabuk tatlı istiyorum. Ve şimdi bunu karışımın içine döküyorum. Tekrar söylemek ekstra adresi. Bu sadece benim ekstra olarak yaptığım bir şey. Siz yapmasanız da olur. Gene güzel. Düş. Düş artık. Slime gibi bir şey oldu bu ya. Düşmüyor. Düşsene kardeşim. Hepsini aldım. Düş hadi düş minik şey. Evet, düşmüyor ekstra. O yüzden bunu böyle alacağım. Kaşıkla. Düştü içine. Ve şimdi bunu karıştıracağım. Karışımımızla karışacak o. Evet ekstra adresi. Şimdi yaptığım jelatin birazcık jelibon gibi olduğu için ona birazcık daha sıcak su koydum. Ve iyice erittim onu tekrar. Şu anda tekrar erimiş oldu. Bakın böyle çorba gibi bir şey oldu. Şimdi döküyorum jelatini. Bu şu an birazcık sulu hali. Sulu jelatin. Normalde su gerekmiyor ama onu söyleyeyim. Ben sadece fazla soğuk yaptığım için jelibon gibi oldu. Ama sorun yok. Hala her şey kontrolüm altında. Bu tatlı mükemmel olacak. Şimdi döküyorum ekstra adresi buraya. Bakın jelatini. Hop jelatini döktüm hepsini. Hop mükemmel. Bunu da son kez iyice karıştırıyorum. Karış. Dünyadaki en iyi karıştırıcıyım. Bitti. Şimdi bunu ekstra ailesi. Dolaba koyuyorum bunu. O sırada krem şantiyi yapacağım. Bu da soğumuş olacak. Çok beklemeyecek. Sadece krem şantiyi yapana kadar 5 dakika falan. Zihin gücümle dolabı açacağım. Evet oldu. Zihin gücümle bunu oraya koyacağım. Koydum. Kapanmış oldu. Ve şimdi sıra geldi yumurtanın beyazına. Beyazını buraya koydum. Krem şanti açıldı. Ve onu döküyorum. Döküyorum sevgiyle. İşte buldum. Bakın içerisi beyaz bir havuz oluyor içerisi. Beyaz bir havuz. Tek ihtiyacım çataldı. Evet o da gelmiş oldu. Süper güçlerim sayesinde. Şimdi bunu karıştırıyorum içerisi. Yumurtanın beyazını ve krem şantiyi karıştırıyoruz. Harika karışıyorlar. Bakın bir beyazlık havuzu. Çok garip bir havuz. Bu ne böyle? Garip bir havuz. Bu ne böyle? Dikkat ediyorum çok lezzetli olacak. İnanılmaz hızlıyım şu anda. Çok hızlıyım. Çok güzel gözüküyor. Ezberlerinizin kolum gitti. Çeliş. Abi vurma bana artık çok yoruldum. Sus. Çeliş dediğim bu tatlıyı yemem gerek anlıyor musun? Abi. Kafana tarım ha. Çabuk yap şunu. Şimdi sıra geldi diğer krem şantiye. Onu da açıyorum. Açtım. Aa kafamı koparttın. Hayır. Üzülme krem şantiye. Şimdi senden çok güzel tatlı yapacağız. Oley. Döküyorum bunu da. Ve aynı zamanda dökerken karıştırıyorum. Hem döküyorum hem karıştırıyorum. Mükemmel bir şey. Hadi bakalım döküyorum karıştırıyorum. Ben usta bir aşçıyım esaresi. Mükemmel bir şey. Ağzımdan tozlar ağzıma geliyor. Hadi bakalım. Hem döküyorum hem karıştırıyorum. Çok toz oldu. Tozlar çok fazla. Tozlar bizi yemiyorlar. Karışın tozlar. Çok tozlar. Bu esaresi tozlara bakın. Bu tozlara bakın. Çok toz oldu. Karıştırmam gerekiyor birazcık. Çok güzel kokuyor esaresi. E şimdi artık bütün karıştırmayı döküyorum geriye kalan. Hadi bakalım. Hop. Dökül. Çok fazla toz oldu. Paket. Senin zihin gücünü yok edeceğim. Yok ettim evet. Şimdi karışma devam ediyorum ekstralesi. Hadi bakalım. Karış. Hop. Çok fazla toz var. Tozlara bakın ekstralesi. Bir toz havuzu. Oley karışıyoruz harika. Tüm bu tozlar biraz sonra krem olacaklar. Bu çok zormuş. Ekstralesi. Şunun güzelliğine bakın. Şuna harikalığına bakın. Harika oldu ekstralesi. Mükemmel bir kıvamda şu anda. Hatta ben bunun tadına bakacağım şu anda. Çok güzel gözüküyor. Artık dayanamayacağım. Yeter. Ekstralesi tadına bakıyorum. Çok güzel. Çok iyi ekstralesi. Bayıldım tadına. Bayıldım ekstralesi. Bayıldım. Bana çok gaz verdi şu an bu. Enerji verdi. O yüzden hepsini yapacağım. Ve artık kremamız... Hazır. Şu güzelliğe bakın ekstra ailesi. Mükemmel duruyor. Ve şimdi bu harika şey hazır olduğuna göre... Dolap. Açıldı. Dolaba koyduğum diğer kremayı aldım. Evet. Ve şimdi bu ikisini birleştireceğiz ekstra ailesi. Şimdi bu kremayı alıyorum ve bunun içine atıyorum. Gelin bakalım buraya mini kremalar. Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Sizi başka bir arkadaşla tanıştıracağım. Oley arkadaş. Bakın burada.
Düştü. Hop. Bakın ekstra şu güzelliğe bakın. İçinde düştü ve eriyor içinde. Harika gözüküyor. Hepsini alıp atıyorum hepsini. Bakalım gidin hepiniz. Atıyorum. Atıyorum hepsini. Artık dibini sıyırıyorum ekstra. Daha fazla ben şanti kalmadı burada yani. Düş artık. Düş. 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 Hepsini aldım ekstra. Yok ol. Ah yok oldu. Lan el kıracağım ne oldu? Hayır saldırıyor. Ve şimdi bu ekstra arada karıştırıyorum. Harika karışıyor. Evet. Şuna bakın. Ve şimdi tekrar süper hızımı açacağım. Hız. Mükemmel hızla karıştırıyorum ekstralesi şu anda. Sonsuz hızda. Evet ekstralesi. Artık bunu tadına bakmak istiyorum birazcık. Çok lezzetli duruyor. Dayanamıyorum. Mükemmel oldu ekstralesi. Mükemmel. Harika. Ve artık bu mükemmel krema. Bitti ekstralesi. Görünüşü ve tadı harika. Şimdi bunu buzluğa koyacağım ama öncesinde... Bu mükemmel kaşığı yalamalıyım. Abi beni yalama. Sus dedim sus. Tamam yeter bu kadar. Ve şimdi... Tekrar geldik dolaba. Buzluk açıldı. Krema. Buzluğa girdi. Ve geldik. Bu da ne? Kahve. Evet ekstralesi. Size bahsettiğim videonun sonunda gelecek olan kahve bu. Artık tatlımızı son aşamaya geçiriyoruz. Ve bir tabak kahve yapıyoruz. Evet bir tabak kahve. Çok garip biliyorum. Kahveyi önce suyla veya sütle yapın. Ben bunu sütle yaptım. İsterseniz şeker koyun koymayın fark etmez. Herhangi bir kahve olur. Üçü bir arada normal kahve. Önemli değil. Bir tabak kahve. Basit. Yani kahveyi yapıp dökün tabağa. Bu kadar. Ve son tabak. Tatlımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. İşte burada. Tamam, ben artık sıra geldi. Kedi dilini kullanmaya. Açıl dedim açıl. Hayır beni açma beni açma. Açıl. Bakın ekstralesi açıyorum onu. Tada. Olamaz. Birisi kırılmış ekstralesi. Ya ben kırıldım abi ya. Beni düşürmüşsünüz yolda. Üzülme minik şey. Seni de kullanacağız. Öyle mi? Oley oley oley. Evet evet sıkıntı yok. Ekstralesi çok güzel kokuyorlar. Azıcık bunu tadına başlamak ekstralesi çok merak ettim. Bu kırığı alıyorum bakayım nasıl olmuş. Oha çok güzel. Çok tatlı. Aman hepsini yiyeceğim. Ve şimdi bu minik kedileri alıp kahveye bandıracak ekstralesi. Bakın kahveye burada bırakıyorum ve yüzüyorlar. Oley banyo yapıyorum çok güzel la la la. Evet banyo yapıyorsun küçük şey. Ve bunu alıyorum buraya yerleştiriyorum ekstralesi. Bakın hop koydum. Bandırıyorum ikinciyi hop. Sığmıyor bu. Evet abi ben sığmıyorum ya. Tamam korkma sıkıntı yok seni yan koyarız biz de hop. Bunu yan koydum ekstralesi çünkü sığmıyor. Biraz daha. Artık ikili ikili atacağım. Pastamızın tabanı şu anda olmuş oldu. Bu taban. Ve sıra geldi artık. Buzluktan kremayı almaya. Çok iyi. Kapandı. Evet ekstralesi. Kremamız soğumuş çok güzel olmuş. Hemen bunu da koyuyorum böyle yan tarafa. Kaşığımı aldım. Ve kremayı alıp buradan ekstralesi bakın. Artık daha sert olmuş krem ekstralesi. Kremamız artık daha sert. Böyle farklı bir kıvam var şu anda. Üzerine atıyorum bunu. Tatlımızı. Hop. Gel bakayım buraya. Oley! Üstümüze yorgan. Evet evet üstümüze yorgan. Alıp alıp atıyorum ekstralesi buraya. Hepsini sürüyorum böyle. Biraz daha alıyorum böyle. Hadi bakalım. Hop. Her yere kremayı sürdüm. Ve şimdi tekrar sıra geldi. Daha fazla kedi koymaya. Kedi. Kahve. Pasta. Mükemmel üçlü. Evet ekstralesi şu an bir şey fark ettim. Eğer böyle koyarsam tam oturuyormuş. İki saattir boş yere kırıyormuşum bisküvileri. Durun durun hemen kırılmayın. Sakin olun kediler. Minik kediler kırılmayın. Ve ikinci katmanda hazır olmuş oldu. Hemen üzerine krema atıyorum. Aha çok krema. Aha krema bana saldırıyor. Hayır saldıramazsın bana. Kremayı üzerine sürüyorum ekstralesi böyle. Ve kremayı da sürdük ekstralesi. Geldik üçüncü kata. Daha fazla kedi. Bir sürü kedi. Daha çok kedi açtım. Bütün kediler yüzmeye. Bunları da koyuyorum ve... Oh! En üst katmanda olmuş oldu. Üzerine kremayı sürüyorum. Ve sürdük ekstralesi. Tatlımızın üstü şu anda bu şekilde gözüküyor. Daha hazır mı? Tabii ki değil. Ve şimdi Prostas'ın logosunu yapacağım. Hadi bakalım başlıyorum. Çay kaşığımı aldım. Ve şimdi logoyu ben kendim bunu çok sevdiğim için kahveyle yapacağım ekstralesi. İsterseniz siz bunu kakaoyla, çikolatayla veya herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Tatlımızın Prostas logosu olacak bu. Çay kaşığıyla kahveyi alıyorum böyle. Buraya koyuyorum. Evet logomuzdaki yuvarlağı yaptım. Şuna bakın ekstralesi. Mükemmel yuvarlak. Ve şimdi gözleri yapıyorum. Gözleri de yaptım gördüğünüz gibi. Ve sıra burunda. Burnu da yaptım. Kaşlara geldik. Ve tada! Evet ekstralesi gördüğünüz gibi Prostas tatlımız olmuş oldu. Görüntüsü bu şekilde. Üstündeki logo Prostas'ın birebir aynısı. Bu da şu an gördüğünüz gibi Prostas'ın logosu ve tatlımız birebir aynı. Ve çok güzel bir Prostas tatlısı olmuş oldu. Ve şimdi tadına bakacağım. Bakalım nasıl olmuş. Evet ışığımda gelmiş oldu. Tatlımın şu kısmından alacağım ekstralesi. Üstteki logoyu şu an bozmak istemiyorum o yüzden. Buradan şöyle bir kaşık alıyorum. Hadi bakalım nasıl olacak. Böyle aldım ekstralesi. Şu an görüyorsunuz içini falan. Çok lezzetli duruyor gördüğünüz gibi. Mükemmel bir şey. O kadar lezzetli duruyor ki.
Kokusu da mükemmel. Ve şimdi atıyorum ağzıma bakalım nasıl olmuş. En sonrası tatlımız mükemmel olmuş. Ağızda eriyor. İçindeki bisküviler de dağılıyor. Harika bir şey. Sen inanılmaz beğendim. Eminim bunu siz de yaptığınızda çok beğeneceksiniz. Prosa tatlımız zaten harika olmuş. Görüntüsü de harika gördüğünüz gibi. Lezzeti de harika. Üstüne farklı farklı şekerler falan atabilirsiniz. Tamamen kendi isteğinize bağlı. Ben bu şekilde yaptım. Ve cidden çok lezzetli oldu. Hatta kaşı da yalayacağım. Çok beğendim. Mükemmel. Mükemmel dostum. Cidden süper olmuş. Ve ek sualesi bu tatlıyı bundan sonra 6-7 saat civarında buzdolabına eğer bırakırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Çünkü içindeki bisküvi ve krema birbirine iyice karışacak, böyle emecekler. İnanılmaz lezzetli olacak. Size tavsiyem 6-7 saat bırakmanız, ama isterseniz yiyebilirsiniz dediğim gibi şu anda. Ben de bırakacağım az sonra ve 6 saat sonra çok lezzetli olacak. Ama şu an böyle de yiyebilirsiniz, sorun yok. Sen çok lezzetli oldu ve tatlımız bitti artık. 300 bin kişi olacak sualesi. Ailemiz aşırı hızlı büyümeye devam ediyor. Hepinize çok çok teşekkür ederim bu ailenin parçası olduğunuz için. Umarım tatlıyı beğenmişsinizdir. Bence ben çok beğendim ve çok eğlendim. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, kendinizin tuzunu açmayı unutmayın. Yorumlarda siz tatlıyı yaptınız mı ve beğendiniz mi yazabilirsiniz. Burada çıkan farklı videoyu izleyebilirsiniz. Ve Instagram'dan ekstra beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.